Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben 1962 Trabzon doğumluyum. Katü Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Bir müddet Trabzon'da ve serbest çalıştıktan sonra 2001 yılında Bayan Devletken Bakanlığı'nda, eski bakanlığımızda çalışmaya başladım. 2003 yılında Bayburt'a geldim. İşte hala Bayburt'ta, bir iki yıl ara verdikten sonra yine Bayburt'ta il müdürü olarak, tabii yeni yapılan bakanlığımızın il müdürü olarak görev yapmaktayım. Sayın Müdürüm, doğaçlama bir program olacak. Bu bakanlığınızca 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüşümüzdeki kanun. Şimdi tabii bu kanun çok radikal bir kanun. İşte kentlerimizin hem riskli yapılardan hem salaş yapılardan kurtulması, temizlenmesi için çıkarılmış radikal bir kanun. Tabii burada öncelikle Sayın Bakanımızın da defaatle söyleşilerinde belirttiği gibi vatandaşın isteğiyle, vatandaşın arzusuyla yani önce biz şimdi vatandaş geliyor size o zaman. Yani vatandaş bize böyle yani esasında vatandaşın bakanlığımız tarafından riskli yapıların tespiti için lisanslandırılmış, yetki verilmiş kuruluşlar var. Yani onlardan birisine müracaat edebilir, bize gelebilir. Bayburt ilinde, ilimizde riskli yapı tespiti için yetki verilen 3 tane kuruluş var şu an için bakanlığımızdan yetki verilen. Bir Bayburt Belediyesi, 2 İl Özel İdaresi, 3'te Çevre Şehircilik İl Müdürü olarak biz. Yani bunların herhangi bir vatandaş şey yapabilir, imkanlar neticesinde binalar incelenir, tespit edilir, riskli ise tapuya bildirilir ve ondan sonra süreç devam eder. Şu an için bize İl Müdürlüğü olarak bir bina tespit için müracaat eden oldu. Biz onun üzerinde çalışıyoruz yani. Çalışıyorsunuz. Peki Sayın Müdürüm, 750 kişilik yurt projesinin bunun sanırım ihalesi yapıldı. Şimdi, evet, 750 kişilik yurdumuzun ihalesi tamamlandı. Sözleşmesi imzalandı. Ayso İnşaat diye bir firma tarafından yapılacak. Bu aralığın 2012 aralığın 11'inde yer teslimi yapıldı. Ama mevsim şartları dolayısıyla tabii inşaatta başlanamadı. 500 gün süresi var. İnşallah 2014'ün işte Nisan'ında tamamlanacak. Tabii çok güzel bir yurt olacak. Yani 250 kişilik bloklar halinde, 3 blok halinde öğrenci yurt olacak. Odalar 3 kişilik, 2 kişilik odalar, tek kişilik odalarımız da var. Yani 3 bir otel odası. Otel kavramında artık. Yani. Evet, tabii ki yani artık yurt projelerimiz, öğrenci yurtlarımız çok güzel yapılıyor, tasarlanıyor. Yine orada bir yaklaşık 3500 metrekarelik bir sosyal tesis binası ayrıca yapılacak. İşte ayrı bir tesis merkezi olacak. Yani 3 adet yurt bloğumuzun haricinde sosyal tesis binası ayrı, teknik merkezi ayrı olarak hizmet verecek diyorsunuz. Verecek. Evet. Peki, proje bedeli de onun 19 milyon 600 bin liraya eski edildi. Parayla 19 trilyon 600 milyar. 600 bin lira, evet, büyük bir şey. Büyük para. Yani tabii KDV pay tutarı aşağı yukarı 24.600-24.400 civarında. Bayburt gelişiyor, Sayın Müdürüm. Evet. Bayburt gelişiyor. Yani yatırım bakımından bayağı bir şanslı illerimizden biriyiz. Evet, artık göç veren il değil de göç alan il olmaya başladık yani. Evet. Sayın Müdürüm, çevre düzeni planı hakkında bölge planı gelinden son durum nedir? Erzurum, Erzincan, Bayburt bir bölge ismini ölçekli çevre düzeni planı çalışması. Ankara'dan bir firma bunun ihalesini aldı. 2012 yıl içerisinde arazi çalışmalarını tamamladı. Yani arazide mevcut durumu bütün yönleriyle günümüzdeki mevcut durumu tespitini çıkardı. Bunun yanaklarını çıkardı. Bu mevcut durum neticesinde bir taslak proje hazırlandı. Hatta bu geçtiğimiz günlerde bunun biz Bayburt'ta şeysini yaptık, sunumunu yaptık. İşte bu yapan firmayla bakanlığımız finansal planlamadan gelen görevlilerle beraber. Yani biz şöyle bir tespit yapıldı ve şöyle öneriler var. İşte kurumlar, buradaki sivil toplum örgütleri konu hakkında ne düşünüyorlar diye bunların hem yazılı hem de oradaki toplantıda görüşlerini aldık. Bakanlığa bildirdik. Büyük ihtimalle 2013 yılı içerisinde de bu üst ölçek planı olan çevre düzeni planımız onaylanacak. Peki Sayın Müdürüm, Laleli Barajı dolayısıyla yerleri kamulaştırılacak iskanın son durumu Şimdi Laleli Barajı
tabii ki EPTK'nın verdiği lisans sonucu Lale Enerji Üretim AŞ tarafından yapılacak. Kamulaştırmayı bu firma yapacak. Yani barajın dolgu alanı, su dolgu alanı ile ilgili olarak nereye kadar, hangi evler kamulaştırılacak, o onun planını çıkaracak. Biz ondan sonra İl Müdürlüğü olarak yerleri kamulaştırılanlar için işte yine kendi yerlerinde herhangi bir yere işte göç vermeden yere diyelim ki işte ilimizden bu insanları göndermeden o alanlarda iskan etmek için 5.343 sayılı iskan kanunu çerçevesinde yerleri kamulaştırılanların iskanı projesi dahil. Maddesi dahilinde diyelim yarı belirli iskan çalışması yapacağız. Biz daha önce Yediköy'ümüze bu kanunla ilgili bilgilendirme toplantıları yaptık ikişer kez. Vatandaşları bilgilendirdik. Yani biz bu işin neresindeyiz? Evet. Konusunda. Bununla ilgili olarak da barajın inşaatını yapacak olan Lale Enerji Üretim Anonim Şirketi'yle de sürekli iptal halindeyiz. Bir an önce bize kamulaştırma hatalarını göndermesini istiyoruz ki biz de hak sahipliği çalışmalarına başlayalım. Bir an sonra işte hak sahipliği belirlendikten sonra da yine oralarda uygun yerleşim alanları tespit ederek vatandaşlar için orada kredi bir konut yapıp planlı bu şeyli güzel köyler yapıp vatandaşları orada iskan etmek istiyoruz. Evet, Sayın Müdürüm, Bayburt'ta merkez ve köylerde, ilçelerde tadilatı devam eden okullarımız var mı? Yeni bir tadilat 2012 yılı içerisinde, 2012 yıl içerisinde tadilat ve yeni yapım olarak devam eden inşaatlar bitti. Oradan devam eden herhangi bir inşaat kalmadı. Yani diyelim yeni olarak Gökçelere Lisesi, Gökçelere Spor Salonu, Merkez Cumhuriyet Köyüm Okulu Spor Salonu olsun, işte ne söyleyeyim, Aydıntepe, Şehitler Arslan Köyüm Okulu Spor Salonu, bunlar tamamlandı, hizmet açıldı. Bu yılın, tabii bu yani Milli Eğitim'in karar verdiği yatırımlar, biz onlara teknik olarak destek veriyoruz. İşte ihale ötesi hazırlığı ve ihale sonrası denetim ve kontrol hizmetleri olarak. 2013 yılındaki yatırımların listesi bize geldi. Onlar için de komisyonlar kuruldu. Yaklaşık mayıslar önce belirlenecek. İşte ihtiyaçlar belirlenecek. Onların da hangi olan şeyler onarılacak. Talepler geliyor değil mi size? Yani, okullarla ilgili tadilat dolayısıyla. Tabii Milli Eğitim'den Milli Eğitim'e geliyor olarak, oradan da. Bir programı Milli Eğitim yapıyor. Yani yatırım programı Milli Eğitim'in programı. Biz Milli Eğitim bu programına destek veriyoruz yani onlar biz bunu uyguluyoruz yani yapıyoruz. Sayın Sakar, bakanlığın yeniden yapılanmasıyla alakalı yeni bir sürece girildi. Yani evet. Sayın Bayraktar'ın döneminde bakanlık yeniden bir yapılanmaya girdi. Daha çok denetici bir bakanlık. Şimdi evet, tabii konuyu biraz açabilirim. Şimdi şöyle söyleyeyim, malumunuz Bayındırık İskan Bakanlığı olan bakanlığımız 2011 yılında 644 sayılı kanun ve kararname ile Bayındırık Çevre Şehircilik Bakanlığı kuruldu. Daha önce iki genel müdürlükle hizmet veren bakanlığımız 8 genel müdürlük. 8 genel müdürlüğe kadar yükseldi. Başlamıştı. Yani bizim görev alanlarımız çok genişledi. Biz artık şöyle söyleyeyim, yatırımcı bir bakanlıktan bakanlık olmaktan ziyade mevzuat düzenleyen ve bu mevzuatların uygulanmasını denetleyen bir bakanlık mı oluştu? Bakanlık olarak daha çok şey oldu. Özellikle mesela yani çevre kanunu, yapı denetimi kanunu, yapı malzemeleri ilgili olarak işte 4000. Müdürüm, ben bu konu hakkında size bir şey sormak istiyorum. Şimdi vatandaş eskiden giderdi, tabiri caizse işte 3 tane 5 tane çimento, işte kumunu, işte parası yok, belki gitti dereden aldı, kendi çimentosunu yaptı, işte binayı dikti, demirini burgulu burgusuz ikinci hediyeni işte bir yerden bir şekilde temin etti, inşaata başladı. Artık bu son depremlerden dolayı ve sizin bakanlığınızın özellikle yeniden yapılanmasından dolayı bunlara bir dur diyen oldu galiba. Yani 4.708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun çıktı ve bu kanunla beraber artık inşaatlar ve bir şeye sokuldu diyelim, bir denetim mekanizması geliştirildi. Bu denetim işte yapı denetim firmaları kuruldu. Bayburt'taki tane yapı denetim firması var.
İki tane yapı denetim firması var. Evet. Bu şu an için sadece Bayburt merkezde 120'ye yakın yapı denetimine tabi inşaatlar. Bu inşaatlar bu yapı denetim firması tarafından denetleniyor. Biz de yapı denetim firmalarının görevlerini kanunda veya mevzuattaki şekilde yapmadığını işte denetliyoruz. Hem yapı denetim firmalarının hem de sorunla karşılaştınız mı? Yok. Şükür olsun şu an için Bayburt'umuzda elimizde Bayburt çok büyük bir sıkıntı karşılaşmadık. Her yani. Konuda sayın. Yani evet. Gerçekten öyle. Yani sorun, her bakımdan yani. Çevre açısından olsun, yapı denetiminden olsun, yapı malzeme denetiminden olsun. Malzeme denetiminde biraz sıkıntımız var. Betoncularımızla ilgili. Betoncularla ilgili yani. Ama işte o da zaman betonun kalitesiyle alakalı. Tabii ki yani işte yapı denetiminin esas amacı yani inşaatlarda kalıcı olarak kullanılan yani inşaatı ayakta tutan malzemelerin işte kaliteli olması. Bu nedir? Demirdir, betondur. Çimentosudur. Yani işte, çimentosunun içindeki. Tabii bunun şey işte biz mesela bir de 4703 sayılı işte ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair kanun dayanarak çıkarılan yapı malzemeleri yönetmeliği var. O yönetmelik gereği de biz Bayburt'ta işte bakanlığımız tarafından bize gönderilen talimatlar gereği işte Ahlega kurçakıl üreticilerine, beton üreticilerine, PVC üreticilerine, tuğla üreticilerine, doğal taş burada Bayburt'ta doğal taş evet. Bir şey olduğu için doğal taş üreticilerine karşı denetimler yürütüyoruz. Bunların işte bu yapı malzemeleri yönetmeliği gereği almaları gereken C ve G belgesini evet. Almaları için de kendilerine sıkıştık inşallah. Bu sene yani o konuda peki, bayağı bir gelirme kaydettik. Sayın Müdürüm, Bayburt'ta sizin müdürlüğünüz tarafından mı veriliyor yoksa? Yok, yetkilendirilmiş kuruluşta. Yine bizim bakanlığımız tarafından. Bakanlığımız tarafından. Belgeleri verilecek. Bunu da burada belirtelim. Yetkilendirilmiş kuruluşlar var. Yani diyelim ki bir PVC üreticisi veya doğal taş üreticisi bu yetkilendirilmiş kuruluşlardan bir tanesine başvuruyor. Onlar geliyorlar, o üreticiden numaraları alıyorlar. Taşın işte laboratuvar incelemelerini yapıp özellikleri ortaya koyan belgeyi onlara veriyorlar. Bu konuda Bayburt'ta bayağı bir ilerleme kaydedildi. Yani herhangi bir sıkıntı olmayacaktır inşallah. Peki Sayın Müdürüm, Bayburt Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olarak önümüzdeki tarihlerde değişik açıdan bir projeleriniz olacak mı? Yani Bayburt'un katkı sağlayacak. Mesela yurt projesi dediğiniz çok büyük meblağa tekabül ediyor. Farklı projelerde olacak mı? Şimdi dediğim gibi bizim bakanlığımız yani bu tür yatırımlar 5543 sayılı İslam kanununa tabi yatırımlar hariç doğrudan yapan bir kurum değil. Yani burada yeterli teknik elemanı olmayan kurumlar sizden destek alıyor. Planladıkları, işte öngördükleri yatırımları için bizim bakanlığımıza ödenek bütçeyi aktarıyorlar. Bizim adımıza bunu siz yapın. Bizim yok çalışacak şey. Teknik elemanımız yeterli değil. Yani kuruluşumuz yok, şeyimiz yoktur diyorlar. Eski bir bakanlıksınız, bu işi biliyorsunuz. Siz bu işi alın, bizden iyi yaparsınız. İşte öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Yoksa biz işte bir yurt yapalım, bir okul yapalım, bir şey yapalım gibi bizim öyle bir şeyimiz yok. Neticede okul, milli eğitim yatırımı, yurt kredi yurtların yatırımı, işte hastane, sağlık siz kurumlardan yatırımı, size gelen taleplerin, istek ve talepler yani, üzerine bu yatırımları icra ediyorsunuz. Yani projelendirmesi olsun, işte yapımı olsun, yaptırılması olsun bunu hissediyorum. Mesela yani il bazında genelde özel idareye biz destek veriyoruz bu yatırımlara göre. Çünkü ilimizdeki bu yatırımlar dönemleri özel idareye aktarılıyor. Evet. O bakımdan biz onlara destek veriyoruz. Ama bu kredi yurtların, 150 kişilik yurt doğrudan kredi yurtları kurma kerem müdürlüğünü bizim bakanlığımız bütçesine aktardığı, yapıştır genel müdürümüz bütçesine aktardığı bir ödenekle yapılan ve talimatı bakanlıktan bize gelen bir yatırım. 2014'ün Nisan ayında da inşallah tamamlanacak. Nasipse yani. Tamamlanacak. Sayın Müdürüm, bizi kırmadınız. Davetimize icabet ettiğinizden dolayı sizlere Bayburt Son Haber ekibi olarak teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Diliyorum. Peki başka bir programda inşallah görüşmek üzere. İnşallah.